15 Temmuz 1949'da orada doğdum. Gayet mutlu bir çocukluk hayatım oldu. Çok dengeli bir ailede yetiştik. Biraz böyle araştırmaya ağırlık veren, bir şey bulup da ülkeye faydalı olayım diye düşündüğüm bir yerdi. Bu bakımdan çocukluğumdan itibaren bu çok etkin olarak hayatımın bir parçası oldu. Kendi kendine yeten ve o imkanları iyi kullanan bir dünya olsun istedim. Okula başlamadan önce penceremizin dibinde bir boşluk vardı. Oraya bir takım şeyleri karıştırıp karışım yapmaya çalışırdım. Bir şey bulabilir miyim falan diye. Ne bulursam onları karıştırıp bir Ar-Ge yapmayı orada başladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı'na çevirdim. Tersten gittim. Çünkü su akar Türk bakar diyorlar. Bu laf bizi üzüyordu. Öbür taraftan rüzgar boşuna esiyordu. Güneşten faydalanmıyorduk. Sadece su ısıtmakta faydalanıyorduk. Bu yenilenebilir enerjiyi çıkarttık. Enerji verimli yasasını çıkarttık. Jeotermal yasasını çıkarttık. Petrol yasasını çıkarttık. Maden yasası, değer yasa. O dönemde bu temel yasaları çıkarttık. Ve burada da liberalleşme noktasında müdahalelerimiz oldu. EPDK'nın daha etkin çalışması için enerji piyasasının regüle edilmesi, petrol boru hatları, Bakü Tiflis Ceyhan, Şah Deniz projeleri, yeraltı depoları, petrol aramalar, Akçakoca'da ilk siftahı yapışımız, bunlar hepsi bir bütün halinde o dönemde oldu. Mesela Hazar petrollerini Hazar Denizi'nden çıkan Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a, Türkiye'den Ceyhan'a indirdik. Her gün 1 milyon varil petrol akıyor. Çok önemli bir proje bu mesela. Kıbrıs'a su götürme projesi. Yine DSİ bana bağlıydı. O dönemde başlattık. 170 kadar baraja imza atmışız. Adadık kendimizi. Gece gündüz hiçbir şey beklemeden. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Toplumda olayları seyretmeye hakkı olmayan insanlarız biz. O bakımdan da ben genellikle görevimin, yani tanımlanmış görevin de sınırlarını zorlar. Yani sadece hizmet etmek değil, aynı zamanda sahip çıkmak anlamında. Bu bakımdan çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Çalıştığım her yere bir yenilik, yeni etki katmaya çalışırım. Yani başka bir boyut katarım. Çünkü buna da müsait bir ortam. Görev tanımını aşmamak kaydıyla verilen görevi biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim ODTÜ'de bazı sınavlar vardır. 100 üzerinden değil, 130 üzerinden yapılır. Bonus vardır. Yani o 30'luğu da yapmak isterim. Uluslararası anlamda işte özellikle enerji dünyası apayrı bir dünya. Yani dünyadaki bütün gelişmeler büyük ölçüde enerji ile ilgili oluyor. Biz de burada sadece bir takip eden değil, oyun kurucu olarak olacağımızı düşünüyorum. Game changer olarak düşünüyorum. Onun için enerji konusu son derece önemli. Ama bunu yaparken de aynı zamanda gıdayı ve suyu da ihmal etmememiz lazım. Uluslararası ilişkilerde adaletin çok olmadığını görüyorum. Kuralları güçler koyuyor. Onun için bizim çok güçlü olmamız lazım. Bunun için de kendi kendine yeten bir ülke, kendi kendine yeten bir kent ki ben orada bunu bir kalkınma modeli olarak uyguluyorum. Tıpkı Ar-Ge'de partide yaptığımız gibi bizim kurduğumuz şirketler, yazılım şirketi, tarım şirketi, teknoloji şirketi, enerji şirketi ve aynı zamanda kentsel dönüşüm şirketleri başka yerde de uygulanabilecek özellikle. Bu bakımdan burada sadece bir belediye başkanlığı değil, klasik belediye başkanlığı değil, aynı zamanda bir ordu modeli, üretim ağırlıklı bir ordu modeli oluşturuyoruz. Proje liderleri yetiştirdik, farkımız o. Projeleri kişilere zimmetledik. Onlar bu projeleri yürütüyorlar. Bunu İstanbul'da da yapmıştık. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanıyken biz de orada projeler bazında çalıştık. Orada da üç şeye önem verdik. Para yönetimi, insan yönetimi, kaynak yönetimi. Aslında bu üçünü yaparsanız her yeri yönetirsiniz. Aynı şeyi orada yapıyorum şu anda.
Yani başka bir yerde de olsa bunu uygulamamız mümkün. Her şeyin temeli bu üçünü yönetmekten geçiyor. Bunu da uyguluyoruz burada. Proje liderleriyle. Ben yani çok şükrediyorum. Ne düşündüysem oldu. Yani gerçekten de hep yani ülkeme bir devlet adamı şeklinde olup hizmet etmeyi düşündüm. Ama ne olduğunu değil de daha çok genel haliyle hep G gününe hazırlık şeklinde bu çalışmaları yaptık. Ve ona göre de çalışmalarımızı düzenledik. Hedeflerimizi ona göre seçtik. Allah da nasip etti. Deniz kenarında hep büyüdüm. Deniz hayatımızın vazgeçmez unsuruydu. Ve Ordu'nda en tarihi bölgesi olan Taşbaşı Mahallesi'nde, o eski kilisenin olduğu yerde doğdum. Böyle güzel bir bölgedir orası. Şimdi tabii orası yol olduğu için, NATO yolu olduğu için, şimdi bütün trafik oradan giriyor. Ve denizde ondan sonraki kısımdan başlıyor şu anda. İncir bahçelerinin olduğu, meyvelerin olduğu çok güzel bir yerdi. Daha sonra şimdi oralar tabii binalarla doldu. Tabii çocukluk anılarımızı tekrar iade ederken oraya bakıyorum, orada binaları görüyoruz artık. Şimdi de o bölgeye hizmet etmeye çalışıyorum belediye başkanı olarak. Annem çok fedakar bir anneydi. Yani sakin, üzüntülerini belli etmezdi. Tam tipik bir Anadolu hanımı. O bakımdan annemi hep böyle şeyle anıyorum. Yani temkinli, düzenli ve çok ihtiyatlı bir hanımdı. Bir de benden önce 3 çocuğunu kaybettiği için hep düşük yapmış, kaybetmiş. Ben doğduğumda 3 gün, 3 gece hiç uyumadan beşiğimde beni takip etmiş. Beni yurt dışına göndermek istemezdi. Gözünün önünde kalayım isterdi. Yani öyle bir annelik duygusu. Hatta yurt dışından, İsviçre'den teklifler geldi bana. Savunma sanayinde çalışalım diye. Ama o zaman teşekkür etmek durumunda kaldım. Babam daha entelektüeldi. Daha dışa dönük. Aynı zamanda yazar, çizer takımından güzel çalışmalar olan biriydi. Dolayısıyla o bana biraz daha dünyaya açılmamı teşvik etti. Annem de temkinli olmayı. İkisi birbirini tamamlıyordu açıkçası. Dolayısıyla dengeli bir ailede şey yaptık. Abim olsun, diğer aile mensupları. Devamlı böyle yemek yerken tartışmaların olduğu, bilimsel tartışmalar yapıldığı, zaman zaman ansiklopediye yemek sırada başvurulduğu ve ufak münazaralarla geçen çok ilginç bir hayatımız oldu. Eşimle tavsiye üzerine görüştük, tanıştık. Çok da mutlu bir evliliğimiz var, çocuklarımız var. Onu da son derece sabırlı bir hanım oluşu, bana destek oluşu ve çocukların yükünü alması, yani evimizin tanziminden tutun, yuvanın kurulmasında bütün yük onun üzerindeydi. Onun epey hakkı geçti bana. Önemli yüklerimi aldı. Benim daha rahat hareket etmemi sağladı. Ama sizin bahsinizde teşekkür etmek isterim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi mimar. Bir tanesi de benim branşımdan. Malzeme nanoteknoloji mühendisi. Torunlarımız var. İki torunum var. Tabii çok düşkünler bize. Görev paylaşımı yaptık. Daha çok anneanneyle şey yapıyorlar. Ama ben de vakit buldukça şey yapıyorum. Onlarla da mutlu bir aile şeklinde sürüyoruz. İlkokulu İsmet Paşa İlkokulu'nda, yine aynı mahallede, Taşbaşı Mahallesi'nde okuduk. Sonra aynı bölgede İsmet Paşa Ortaokulu'na dönüştü o. Orada okudum. Ordu Lisesi'nde okudum.
Orada da tabii önemli hocalarımız oldu. Ama son sınıflar boş geçti bizde nedense. O zamanlar işte fiziğe bir dişçi geliyordu. Kimyaya bir veteriner geliyordu. Edebiyata bir avukat geliyordu. Yani son kısım biraz böyle taşra usulü gitti ama biraz hazırlıklı çalıştığımız için de derslerimize iyi şey yaptık. Orada unutamadığım hocamız İbrahim Hoca'dır. Geometri hocamız. Onun da hayatta bana kazandırdığı şey en kısa yoldan sonuca gitmek. Bir arkadaşımızla geometri sorusunda ikimiz de çözmüştük. Birimiz 8, birimiz 10 aldık. Niye olduğunu sorduğumuzda 10 verdiği en kısa yoldan bulandı. O yüzden ben de hayatta hep böyle en kısa yoldan çözüme gitmeyi orada öğrenmiş olduk. Bir de baş öğretmenimiz vardı, Mahmut Hoca. Onu da o kadar benimserdim ki ona benzemek için önden yürürken onun bastığı yerlere basardım. Yani izinden gitmek tabirini ben öyle zannederdim o zaman. İlginç bir dönemdi. Daha sonra da işte üniversite imtihanlarına girdik. O zaman merkez sistemde 6 tercih vardı. 6'sını kazanmıştım. Orta Doğu'nun imtihanı ayrıydı. ODTÜ'yü ayrı imtihanla kazanıp girmiştim. Ve onu tercih ettim. Ve daha sonra da işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne devam ederek bu karışık yıllarda eğitimimi tamamlamış oldum. Sonra da master ve doktorayı da aynı yerde yaptım. Biz 68 kuşağıyız tabiri caizse. Sol ve sağın en çekişmeli olduğu dönemlerde. Deniz Gezmişlerin, Sinan Cemgillerin olduğu. Biz o sırada Hür Düşünce Fikir Kulübü'ndeydik. Hür Düşünce Fikir Kulübü biraz daha liberal, daha demokrat bir yapısı vardı. Sonra içimizden ortadan soluya Ülke Ocakları çıktı. O dönemde de çok hareketli bir dönemdi gerçekten. Ama hep ülkenin kurtuluşu, insanlığın kurtuluşu için çalışmalar yapan, sağda da solda da epey hareketli bir dönemdi. Ve orada da eksiklerimizi daha fazla kitap okuyarak tamamladık. Yani taşradan gelen bir öğrencinin, bir Anadolu'dan gelen çocuğun, orada diğer kolejlerden ve güçlü okullardan gelen öğrencilerle, farklı düşüncedeki kişilerle bir arada olması, bir kampüs hayatı çok önemli, yerleşke hayatı. Bu çok önemliydi benim için. Yani o dönem aynı zamanda Türk siyasetinin şekillendiği dönemlerdi. İşte ortanın solu hareketi, ülkücü hareketler o dönemde daha öne çıktı. Talebe liderleri çıktı onlarla birlikte. Forumlar çok dikkatimi çekerdi. Yani forumlarda bütün tartışmalı dönemlerde toplumsal olarak herkes fikirlerini beyan etmeye çalışırdı. Mesela ben o zaman da hep söylerim, oradaki önemli figürlerden bir tanesi Sinan Cemgil'di. Yani Sinan Cemgil, sağdaki arkadaşların da bir yerde takdir ettiği kişilerden bir tanesi. Özellikle öğrenci forumlarındaki hitabeti, hakimiyeti önemliydi. Tabii bu arada bizim ayrıca bir de bodrum katlarındaki şeyler vardı. İbadet ettiğimiz alanlar, kalorifer dairelerinde. Oralarda başlayan çalışmalar ve orada tam bir ayrışma söz konusu oldu. Hem biraz daha dindarlaştık, hem biraz daha bazı tartışmalar içine girdik. Ve değişik bir dönemi yaşamış olduk. Türkiye gerçeklerini gördük. Değişik fikirlerle tartışma imkanımız oldu. Ve ondan sonra da zaten hayatımıza yön verdiğimiz şekilde süreç devam etti. Bizim bir TÜBİTAK maceramız var. Uçak sanayindeyken yapmak istediğimiz uçak inkıtaya uğradı, seçim. Biz de boş durmamak için insan savarıcı denemeleri yaptık o zaman. O zamanki ismi RPV, Remote Piloted Vehicles diye bahsettiğimiz o denemeleri yaptık. Sonradan çalışmalara imkan bulamayınca TÜBİTAK'a geçti. Orada roket çalışmalarına başladık. O çalışmalar sırasında Turgut Bey'le DPT sırasında görüşmelerimiz oldu. Özal'la bir de şöyle bir kesişmemiz oldu süreçte. Ben Ereğli Demirçelik'in yönetiminde bulundum. Rahmetli Özal da oranın yönetiminde bulunmuş. Vehbi Koç
da oradan geçmiş. Onun için Ereğli Demir Çelik de benim yaşantımda önemli katkısı olan merkezlerden bir tanesidir. Özellikle çok kaliteli bir yönetim kurulu vardı. Sabahlara kadar ayrıca orada toplantılar ve özel görüşmelerimiz olurdu, sohbetlerimiz olurdu. Orada hep Özal'ın adı geçerdi, takdirle yad edilirdi. Kendisi elektrik mühendisi olmasına rağmen demir çeliği de çok iyi bilen bir kişiydi. Onun için oradan bir hayranlığım oldu kendilerine. Kendisinin genel müdürlerine biri olduk. Sonradan da Tayyip Bey'le, Cumhurbaşkanımızla tanıştık. İstanbul Büyükşehir kazandığında görev teklifinde bulundular. Ankara'ya gelmişlerdi. Ben İSKİ diye başladım. Sonra İGDAŞ'ın başına geçtim. İGDAŞ'ta hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yaptık. İstanbul hava kirliliğinden çok rahatsız oluyordu. Son derece ağır şartlar vardı. Orada yani mesela bir rakam vereyim. Ayda 1000 abone olunca dönemin başkanı sevinirmiş. Biz günde 17 bin yaptık kampanyalarla. Salonlar almadı. Otobüslerin koltuğunu söktürdük. Ve yürüyen salonlar yaptık. Halka bu şekilde gittik. Ya yani İstanbul'da hem belediyeciliği gördük, hem halkla ilişkileri ve hizmet etme duygusunun ne kadar etkin olduğunu halk nezdinde. Tabii Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmanın ayrı bir zevki ve kazancı oldu. 94 ruhu diye bahsettiğimiz bu ruhu orada yaşamış olduk. Ve orada tamamen inanca dayalı bir hizmet aşkı. Yani zaman mevhumu olmayan, kardeşlik hukukuyla çalışılan bir ortamdı. O da çok önemli bir şeydi ve tabii bir de geçmişten gelen birikimlerimizle birlikte orada daha çok Ankara bürokratı olarak geldik ama İstanbul'da ayrı bir hayatı görmüş olduk. Bir de her çarşamba günü bir kabine gibi toplanırdık biz. Bütün üst yönetim Cumhurbaşkanımızın, o zaman belediye başkanıydı, Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Orada aslında bir küçük Türkiye modeli çalışması oldu. Sonra onun parti kurulunca da onun uygulamalarını orada gördük. Hakikaten şuna ben baktım. Mesela Binali Bey deniz otobüslerinin başında Ulaştırma Bakanı oldu. Ben İGDAŞ'ın başındaydım, doğalgazın başında, enerji bakanı oldum. Yani orada aynı zamanda bu Cumhurbaşkanımızın ileriye dönük işte Ar-Ge'yi kur demesi, aynı otobüste giderken orada Ar-Ge'yi kur demesi, ne kadar ileri görüştüğünü, ne kadar önceden bir takım şeyleri öngördüğünü değerlendirebiliriz. Daha sonra da parti kurulduğunda da ben Ar-Ge'den sorumlu genel başkan yardımcısı oldum. Gerçekten AK Parti'nin kuruluşunda önemli roller aldık. Eski birikimimizin epey faydası oldu. Yani Türkiye'deki bütün geçmiş olayları iyi tahlil ettik, iyi analiz ettik. Orada sistem yaklaşımı ile ektik ve kurumsallaşma üzerinde durduk. Programını Uludağ'da yazdık. O çalışmayı yaptıktan sonra da 12 proje alanını oluşturduk. Onlardan mesela en önemlisi Ulusal Uzlaşma Toplumsal Güven Projesi, benim hazırladığım çalışmada. Cumhurbaşkanımız o zaman genel başkandı. Kendilerine sunduk, beraber çalıştık. Ankara'da bir Ar-Ge merkezimiz vardı, benim kurduğum. Alt kattan girerdi, en üst katta oturur, çalışmaları yapar, yemeğimizi yerdik. Diğer Ar-Ge'de çalışan arkadaşlarla tartışmalar yapılırdı. Ve o zaman fazla da paramız olmadığı için kuruculara ve uzman arkadaşlara projeleri sipariş ederdik. Herkese tek bir hedef vardı. Ve doğal olarak parti kuruldu. Parti bir ihtiyaçtan doğdu. Yani zorlamayla kurulmadı. Bir talep üzerine kuruldu. Biz de onun programlarını hazırladık. Ar-Ge'den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak eğitime ağırlık verdik. 285 bin kişi eğitimi oldu. Önce kendimiz söylem birliğini oluşturduk. Kurumsallaşmayı sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğal liderliğinde
çok önemli, çok doğal çalışmalar yaptık. O zamana kadar Türkiye'de bilime dayalı bir siyaset geleneği yoktu. Bizim yaptığımız ARGE'de yaptığımız çalışmalar bilime dayalı olarak yaptık. Teknik çalışmalarla birlikte yaptık. Enerji politikasını bu şekilde oluşturduk. Yenilenebilir enerji, araştırmalar, tarım politikası. Bunlar hepsi bu şekilde oluyor. Tabii eski TÜBİTAK'la oluşumuz, DPT'deki bazı çalışmalara katılmalarımız. Bunlar önemli roller oldu. Ve biz büyük bir ekiptik. Herkes birbirini tamamlıyordu. Biz de eksiklerimizi tamamladık. Katkılarımız oldu. Ve bir takım bütünlüğü içinde kurumsal bir yapı oluştu. Ve bu da hemen zaten iktidara gelerek bunu gördük. Zaten şu anda da dün yıl dönümüydü, 22. yıl dönümüydü. Yani çoğu yerde doktora konusu olan, master konusu olan bir çalışma bu. Yani gerçekten başlı başına bir sosyal olaydır bu. Pek çok ülkede de örnek alınan bir çalışma ve hala da devam ediyor. Demek ki sağlam işler yapmışız. Biliyorsunuz bizim inanç dünyamızda istikametiniz doğru olunca, belli bir yerde olunca emeklilik olmuyor. Yani beşikten mezara kadar çalışmamız gerekiyor. Yaz tatili yok, yani inancımızda da yok. Yani emeklilik yok, yaz tatili yok, kış tatili yok. Dolayısıyla hep çalıştık, yani çalışmaya devam ettik. Bu arada da gene önemli çalışmalarımız oldu. Yönetim kurulu çalışmalarımız oldu. AGİT görüşmelerimiz oldu. Ama ben toplantılara ara vermedim. Çünkü devamlı takip ediyorsunuz işleri. Ve bu arada da çalıştığım yerlerin risk komitesi başkanlığını yaptım. Ve orada enerjiden sonra temel konunun gıda ve su olduğunu zaten tespit ediyordum. Onunla ilgili çalışmalar olurken tabii Ordu meselesi oldu. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımız havza yaklaşımıyla orduya bakmama ve oraya işte ağabeylik yapmamızı, büyüklük yapmamızı düşündü. Parti yani kurucularından biri olarak, eski bir bakan olarak kendi memleketim. Dolayısıyla ben de hiç şey yapmam, tereddüt etmedim. Başka türlü olsa belki düşünmezdim ama Cumhurbaşkanımızdan böyle bir teklif gelince peki dedik, başına dedik, geldik ve burada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yaptığım gibi burada doğal kaynaklardan başlayarak çalışmalar yaptık. Yani başta fındık, tarım, teknoloji olmak üzere genç nüfus çok başarılı bir yazılım zenginliğine sahip yazılım şirketleri kurduk. Rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen çalışmalarla işsizliğe ve istihdama işte katkımız olsun diye çalışmalar yaptık. Ordu'nun kültür ve sanat özelliği çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten mesela tiyatrosu 30'lu yıllardan beri devam ediyor. Hiç durmadan devam ediyor. Çok iyi sanatkarlarımız çıktı. Yani bunlar içinde hem kültürde hem sanatta gerçekten Ordu özgür ağırlığı yüksek bir kent. Yani bu bakımdan biz de bunu devam ettiriyoruz. Doğal olarak devam ettiriyoruz. Memnuniyetle devam ettiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarla yeni sanatkarlar, yeni kültürel alanlar ortaya çıkarıyoruz. Mesela bir tanesi Ordu aynı zamanda bir tarih kenti. Bunu çok kişi bilmez. Tarihin hep Ege'de ve Akdeniz'de olduğunu düşünürler. İç Anadolu olduğunu düşünürler. Ordu'da çok önemli tarihi kalıntılar var, zenginlikler var, camiler var. Burada da medeniyetler yaşamış ve dolayısıyla burada her geçen gün hem zevkle hem heyecanla ortaya çıkabiliyoruz. Bu aynı zamanda güçlü bir altyapının da olduğunu gösteriyor ve bizi destekliyor. Bakımdan yaptığımız çalışmalar, kültür dairesi, bizler önemli çalışmaları birlikte oluşturuyoruz. Ayrıca tarihi güzellikleri var. 300'den fazla şelalesi var, yaylaları var, denizi harikulade. Mesela bir Yason, bir Perşembe Yaylası, Çambaşı. Mesela bunlardan ileride duyacaksınız, Gönderiş Tepesi de bir tepe var. Yani burası Avusturya'nın Innsbruck'u gibi olacak bir yer.
hemen her hafta burada bir aktivite vardır. Ve şimdi bunu biz ayrıca ayrı bir dal olmasına rağmen sporla da birleştirdik. Ve bambaşka bir zenginlik ortaya çıktı. Hem güzellikleri seyrederek bu sporu yapıyor, hem kültürel faaliyetler oluyor, hem burada bir yarışmaya döndürüyoruz. Onun için benim de seçtiğim şey düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu ifadesi. Zaten üçü de emir bize bu. Hiç düşünmez bizi, akletmez bizi şeklinde. İki günün birbirine eşit olmaması şeklinde ve hayırda yarışın şeklinde. Biz bunu aynı zamanda bir politik olarak ortaya koyduk. Hem kültürde, hem sanatta, hem sporda, hem üretimde bunu ortaya çıkarıyoruz. Orada bir de şu var, yani diğer sahaları da ortaya çıkıyor. Mesela dağcılık ortaya çıktı. Tenis çok yaygındır orduda. Yüzme ve aynı zamanda yelkenli sporlar. Bu tekneleri de kendimiz üretiyoruz. Yani denizle buluşurken hem tekne imalatı hem yelkenli imalatı onları yapıyoruz. Şu anda dragon yarışları var. Onları tekneleri yine üretiyoruz orada. Onun dışında yayla turizmi, güreş zaten Perşembe Yaylası'nda Türkiye'nin 81 vilayetinin ilk 7 vilayetinde 40 binlerden daha eski güreşler oluyor. 916. yılını kutladık. Orası aynı zamanda Emiroğulları'nın orduya, Karadeniz'e iniş yeri Aybastı. Hem tarihi, hem kültürel, hem sportif faaliyetten olduğu bir yer. Dünyanın sayılı menderesleri orada. Onu görmenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla burada doğal olarak sadece bir dal değil, hepsi üç dal, dört dal birden giriyor. Turizm, aynı zamanda kültür, tarih, spor hepsi beraber oluyor. Bakın çok zengin bir iş bu. Yani başka yerde sadece spor niyetiyle yaparken biz aynı zamanda resimlere sığmayan güzellikleri seyrediyoruz. Yani neresinden bakarsanız güzeldir orada. 19 ilçesiyle. Her birinin ayrı bir niteliği var, kişiliği var. Onun için zevkle bu çalışmaları yapıyoruz. Zaten tabiatla mücadele sporun bir parçası oluyor. Eğimli yerlerde fındık topluyorsunuz. Fındıkla onu taşıyorsunuz. Yani içinde her sporun diğer dalları da var. Karadenizli bir de mücadeleyi de sevdiği için mücadele ruhu da, yarışmacı ruhu da ortaya çıkıyor. Toplumun yapısına uygun, doğayla bütünleşik bir hayat yaşıyoruz. Denizde doğduk, denizde büyüdük, deniz kenarında. Yüzmem fena değildir. Yani yüzme de iyiyiz yani çalışma olarak. Çünkü sabah akşama da denizle haşır neşir olarak yaptık. Onun dışında tabii ki futbol vazgeçilmez bir şey. Ailemde de futbolcular oldu. Ama ben biraz daha üniversiteye ağırlık verdim. Ben iyi bir koleksiyonum var. Dünyanın değişik yerlerinden, yerli taşlarda olmak üzere. Onlardan iyi bir koleksiyonum var. Yalnız kaldığım zaman çocuk gibi onlarla oynuyorum bazen. Buna hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsi birer tabiat harikası. Renkleriyle, geometrileriyle, şekilleriyle. Yani onlarla çok mutlu oluyor. İyi bir dinleyici. Babam keman çalardı. Yani ben onları girmedim. İyi bir takip edip dinleyiciyim. Onun dışında şiiri ve yazılı şeyi, eserleri, romandı, hikayede onlara dikkat ederim. Tiyatroları kaçırmamaya çalışırım. İyi bir seyirciyim daha doğrusu. Orhan Bey'in şiirlerini severim. Yani hiç tartışmasız. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur filan diye giden taraflara da var. Onu da girmeyelim isterseniz. Vallahi ben balıklarla fena değil benim şeyim. Ama eski usul. Kamışla tutmayı beceremiyorum. Balıkla konuşmam lazım. Yani misinayı parmağımda hissedeceğim. Bayağı konuşuruz ve yakalarım. Deniz kenarında, rıhtımda gezerken bazen oltalarını aldığım kişiler oluyor ama şimdi hepsi şeyle kamışla yakaladıkları için ondan pek anlayamıyorum. Onun için benim basit usul. Misinayı sallayıp atacaksanız hissedeceksiniz balığı ve çekeceksiniz. Irmakta balık yakalamak çok hoşuma gider. Yani hem böğürtlen toplarsınız. Karadeniz'in böğürtlenleri çok önemli, güzeldir. Hem balık yakalayacaksınız. Yani ben üniversitedeyken uykum kaçınca hep çocukluğumdaki o manzaraları aklıma getirdi. Balık yakaladım. Onunla uyurdum.
Yani çok mutlu bir dönemdi. Yemyeşil bir ortam, tertemiz sular, meyveler, balıklar. Çok güzel bir dönem. Yani Karadeniz çok güzel oldu, çok güzel hakikaten. Gençleri çok gerçekçi buluyorum. Çok kesin, çok net, çok direkt cevap veren. Yani tabiri caizse kıvırmayan. Ve yani tavsiyeye de ihtiyaçları yok diye düşünüyorum. Çünkü her dönemin kendine has özellikleri var. Biz mesela bizim dönemimiz daha farklıydı. Bizden sonrakiler daha farklı oldu. Şimdikiler de öyle. Biraz daha sonuç odaklı diye görüyorum. Ama şu var belki. Belli bir zorluğu yaşamadıkları için biz çünkü bir ara kuşağız. Onlar çok daha yeni iletişim çağının en ileri unsurlarını kullanıyorlar. Anında bilgiye ulaşımları mümkün. Dünyanın her yeriyle anında ışık hızıyla görüşüyorlar. Ya bu çok önemli bir şey. O bakımdan bizim de çok eksiklerimizi çok rahatlıkla görebiliyorlar. Onun için onlarla konuşurken çok dikkatli olmak diye ben düşünüyorum. Daha çok sonuç odaklı olduğu için de onlar geçmişi dinlemekten de hoşlanmıyorlar. Onun için yani açıkçası tavsiye etmeyi değil de onlarla beraber onları anlamaya çalışmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Benim hayatım boyunca gördüğüm bir şey var. O da şu. Reaksiyoner olmayacaksınız, aksiyoner olacaksınız. İkincisi hazırlıklı olmak. Şans hazırlıklı beyinlere yardım eder. Yani üçüncüsü de bir şey olmaya çalışmayın, bir şey yapmaya çalışın. Yani bir şey yapınca oluyorsunuz. Birincisi sakin bir şekilde bir yere çekilirim ve orada bir durum muhakemesi yaparım. Bu askeri projelerde çalışmamın bana verdiği bir şey, bir askeri tarz durum muhakemesi yapmak. Yani durum nedir? Yani sebep nedir? Ne yapmalıyım? Bir yere çekilirim, bir beyaz sayfa alırım. Onun üzerinde çiziştiririm. Yani bu bir sistem yaklaşımı. Ve ona göre değerlendirme yaparım. Kafamı toplarım. Ondan sonra tekrar başlarım.